Çok kıymetli ve muhterem efendiler, sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hicretiyle beraber Medine-i Münevvere'ye gelişi ve Peygamberimizin gözlenişi ve karşılanması ile dersimiz başlamaktadır. Medine-i Münevverili Müslümanlar. Peygamberimizin Medine'ye gelmek üzere Mekke-i Mükerreme'den yola çıktığını işittikleri zaman her gün sabah namazını kıldıktan sonra Harre mevkine çıkarak öğle sıcağı basınca zeval vaktine kadar Peygamberimizi gözlerlerdi, candan özlerlerdi. Dünya o peygamberi öldürmek isterken Medineli Müslümanlar onu gözlüyorlar, özlüyorlar. Ve bütün muhacir Müslümanları da bağırlarına basıyorlardı. O dünya düşmanlarına karşı da göğüs geriyorlardı. Ey dünya Müslümanları, muhacirlerin ve ensarın öyle kıymetli, öyle yüksek değeri var ki, bunun değerinin yüksekliğini, mükafatının karşılığını Allah'tan başka kimse bunu takdir edemez. Onun için durmadan rahmet okuyun. O muhacirlere ve o ensara, işte sevgili Peygamberimizi gözlüyorlar, canı gönülden özlüyorlar. Yine bir gün uzun uzun gözledikten sonra dönüp evlerine girdikleri sırada idi ki Yahudilerden birisi kendisine ait bir iş için kulelerden bir kulenin üzerine çıkıp uzakları gözetlerken Peygamberimizle eshabının beyazlara bürünmüş olarak serap ve sisleri yara yara gelmekte olduklarını gördü. Yahudi kendisini tutamayarak yüksek sesle "Ey Arap cemaati, ey Kayla oğulları, işte nasibiniz, devletliniz, gelmesini bekleyip durduğunuz ulu kişiniz geliyor" diyerek haykırdı. İşte Yahudi ki elinde olmayarak bakın haykırıyordu. Çünkü hak geliyor, hakkın önderi geliyor. Artık batıl yıkılacaktı, yok olacaktı. Yahudinin sesini işiten Medineli Müslümanlar Peygamberimizi karşılamak üzere silaha sarılarak evlerinden dışarı fırladılar. Dikkat edin, silaha da sarılıyorlar ki düşmanlarına karşı o peygamberi korumak için, canlarını feda etmek için. Amr bin Af oğulları yurdunda tekbirler ve sarsıntılar duyuldu.
artık Allahu Ekber sedaları gökleri dolduruyordu. Rivayete göre Peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekir Medine-i Münevvere'ye yaklaştıkları zaman Ebu Ümame Es'ad bin Zürare ile arkadaşlarına Badiye halkından birisini haberci olarak göndermişlerdi. Medineli Müslümanlardan 500 kişi Harre'de Karataşlık'ta gelip Peygamberimize kavuştular. Dikkat et, işte yeryüzünün en büyük kahramanları, işte bu karşılayanlar. Evet sevgili dostlar, takribi olarak Peygamberimizin hurma ağacı altında dinlenmesi. Karşılayıcılar geldikleri zaman Peygamberimiz bir hurma ağacının gölgesinde oturup dinleniyordu. Hemen aynı yaşta bulunan Hazreti Ebu Bekir de Peygamberimizin yanında idi. Evet, o şanlı peygamberin üzerinden salatu selam, Allah'ın rahmeti, selamı, rahmeti, bereketi ebedi yülebet üzerinden eksik olmasın. Ve Allah'ın rızası da o sahabilerin üzerinden eksik olmasın. Karşılamaya gelen Müslümanların çoğu Peygamberimizi daha önce görmedikleri için tanımıyor, Hazreti Ebu Bekir'den ayrılamıyorlardı. Peygamberimiz hiç konuşmuyor, susuyor, Hazreti Ebu Bekir ayakta duruyordu. Gelenler Hazreti Ebu Bekir'i tanıdıkları için önce ona selam veriyorlardı. Peygamberimiz ancak üzerinden gölge çekilip de Hazreti Ebu Bekir kendi maşlahiyle efendim güneşten gölgelemeye kalktığı zaman tanıyabildiler ve selamladılar. Kuba'ya geliş durumu da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yanındakiler ve karşılayıcılarla birlikte Medine-i Münevvere'nin sağ aliye tarafına düşen Kuba'ya doğru meylederek yoluna devam etti. 12 Rebiülevvel pazartesi günü kaba kuşlukta güneşin en kızgın bir sırasında Yakubi'nin tespitine göre güneş Seratan burcunda 23 derece ve 6 dakikada, Kamer Esed burcunda 6 derece ve 35 dakikada, Zuhal Esed burcunda 2 derecede, Zühre Esed burcunda 13. derecede, Utarit Esed burcunda 15 derecede, Müşteri Hud burcunda 6 derecede. Evet sevgili dostlarımız, bu durumda iken Kuba'da Amir bin Af oğullarının yurduna erişip orada Amir bin Af oğullarının kardeşi Külsüm bin Hidim'in evine indi.
Rebu'ül evvel ayının o yıl Eylül ayına rastladığı da rivayet edilir. Evet sevgili dostlarımız, bunların tümünü, bütün verdiğimiz dersler güvenilir kaynaklarından aldığımız derslerdir. Salih ve hanedan bir zattı. Efendim, bakın, Külsüm bin Hidim, Medineli Müslümanların eşrafından ve çok yaşlanmış olanlarındandı. Salih ve hanedan bir zattı. Peygamberimizin Medine-i Münevvere'ye hicretinden önce Müslüman olmuştu. Eshab'tan birçokları ez cümle Ebu Ubeyde bin Cerrah, Miktab bin Amir, Habbab bin Eret, Süheyl bin Beyza, Safvan bin Beyza, İyaz bin Züheyr, Abdullah bin Mahreme, Vehib bin Sa'd bin Ebi Ser, Mimar efendim Mamer bin Ebi Ser, Amir bin Ebi Amir, Umeyr bin Avf, Kuba'ya geldikleri zaman Külsüm bin Hidim'e inmişlerdi. Külsüm bin Hidim ayıplanacak, kendisini küçük düşürecek herhangi bir kötülüğü görülmeyen bir zat idi. Peygamberimize Ümmü Cirzan hurması ikram edildi. Peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekir ve Amir bin Füheyre Külsüm'ün evine inince Külsüm azatlı kölesine "Ya Neci" diye seslendi. "Bize yaş hurma yedir" dedi. Necih de Ümmü Cirzan denilen hurma cinsinden, üzerinde yaş ve efendim olgun hurmaları bulunan taze yapraklı bir hurma salkımı getirdi. Peygamberimiz "Nedir bu?" diye sordu. "Ümmü Cirzan hurması" dediler. Peygamberimiz "Allah'ım, Ümmü Cirzan'ı bereketlendir" diyerek dua etti. Sohbet için Sa'd bin Heyseme'nin evinin seçilmesi karara bağlandı. Peygamberimiz Külsüm bin Hidim'in evinden çıkıktıkça Sa'd bin Heyseme'nin evine gider, orada Müslümanlarla oturur konuşurdu. Sa'd bin Heyseme bekardı. Muhacirlerin bekarları onun evinde kalırlardı. Bunun için Sa'd bin Heyseme'nin evine bekarlar evi denirdi. Es'ad bin Zürare'nin korunması. Efendim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kuba'ya geldiği zaman Ebu Silah Hazreç kabileleri arasında düşmanlık vardı. Hazreciler Evsilerin evine, Evsiler de Hazrecilerin evine girmekten korkarlardı. Es'ad bin Zürare bu as günü Evsilerden Neptel bin Haris'i öldürmüş bulunuyordu. Peygamberimiz Es'ad bin Zürare nerede kaldı diye sordu. Sa'd bin Heyseme efendim ile Mübeşşir bin Abdülmünzir ve Rifa'a bin
Abdülmünzir, ya Resulallah, o bu as günü bizden bir zatı öldürmüştü dediler. Çarşamba günü gecesi olunca Esad bin Zürare başını örtmüş ve sarmış olduğu halde akşamla yatsı arasında Peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz onu görünce, ey Ebu Ümame, evinden şuracığa hele ki gelebildin. Seninle şu kavim arasında geçmiş ne var dedi. Ebu Ümame, seni hak din ve kitapla gönderen Allah'a yemin ederim ki bir şey yoktur dedi. O gece Peygamberimizin yanında kaldı. Ertesi günü sabaha çıkınca Peygamberimiz Sa'd bin Hayseme ile Rifa'a bin Abdülmünzir ve Mübeşşir bir Abdülmünzir'e onu himayenize alınız, koruyunuz buyurdu. Ya Resulallah, onu sen himayene al. Senin himayendeki bizim himayemizde demektir dediler. Peygamberimiz, bazınız onu himaye ediyor dedi. Bunun üzerine Sa'd bin Hayseme, o benim himayemdedir dedi. Sonra Es'ad bin Zürare'nin evine gitti. Birbirlerinin yardımcı ve koruyucusu olduklarını anlatmak için onunla el ele tutuşup Amir bin Af oğullarının mahallelerine kadar yürüdüler. Bunun üzerine evsiler, ya Resulallah, hepimiz onun himayesiciyiz, onu himaye edeceğiz dediler. Bundan sonra Esad bin Zürare Peygamberimizin yanına gündüzleri de gelmeye başladı. Kuba'da ilk yapılan mescitler, ilk cuma namazı ve ilk hutbenin okunması konusunda da başta Ebu Seleme bin Abdülesed olmak üzere Medine-i Münevvere'ye hicret edenler Kuba'ya indikleri zaman orada içinde namaz kılacakları bir mescit yapmışlardı. Kuba'ya geldiği zaman Peygamberimiz de bu mescitte namaz kılmıştı. Peygamberimiz gelinceye kadar Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, içlerinde Hazreti Ömer de bulunduğu halde bu mescitte bütün muhacirlere imam olup namazlarını kıldırmıştı. Belazuri bunu kayda aldığını görüyoruz. Rivayete göre Peygamberimiz Kuba'ya kuşluk vakti gelince Ammar bin Yasir, ya Resulullah için istediği zaman gölgenizde yatıp dinleneceği, gölgeleneceği ve içinde namaz kılacağı bir yer yapsak olmaz mı dedi. Taş toplayarak Kuba'da Peygamberimiz için ilk mescidi yaptı. İbni Esir efendim hakim bunları kayda aldığını görüyoruz. Yine İbni Esir'in rivayetine göre Peygamberimiz Kuba'ya Amir bin Af oğulları nezdinde bulunduğu sırada cenazelere katılır, hastaları ziyaret eder, davetlere giderdi. Peygamberimiz orada bazı malların saklandığına ve esirgendiğine şahit oldu ki evvelce böyle bir şey yapıldığı görülmemişti.
Peygamberimiz Cuma günü bulunduğu yerde ilk defa olarak iki rekat Cuma namazı kıldı ve mescidin bir tarafına konulan minbere çıkarak bir hutbe irat etti. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra, ey Ensar cemaati, şimdiye kadar siz yetimleri efendim yanınızda efendim taşır, görür, gözetirdiniz, iyilikler yapardınız. Yüce Allah size İslamiyet'i gönderince siz malları saklamaya ve esirgemeye başladınız. Halbuki onlardan Ademoğulları yer, siz sevap kazanırsınız. Onlardan kuşlar yer, siz sevap kazanırsınız buyurdu. Bunun üzerine bahçe duvarını yıkıp bir veya iki gedik açmayan bir kimse kalmadı. Bu da yine İbni Esir'in Üstül Kabe'de ki efendim kaleme aldığı bir haberdir. Kuba Mescidi'nin inşası konusunda da Peygamberimizin Kuba'da yalnız pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günü kaldığı da Belazül'e göre efendim 23 gece kalarak Kuba Mescidi'ni yaptırıp içinde namaz kıldığı da rivayet edilmiştir. Kuba Mescidi'nin arsası Külsüm bin Hidim'in mirbedi, hurma kurutma yeri idi. Peygamberimiz ondan bu yeri alıp Kuba Mescidi'ni yaptırdı ve içinde namaz kıldı. Rivayete göre Kuba Mescidi'nin temelini atacağı zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ey Kubalılar, bana şu Harre mevkiinden taş getiriniz buyurdu. Yanında bir hayli taş toplanınca kıbleyi çizdi ve bir taş alıp çizgi üzerine koydu. Ey Ebu Bekir, sen de bir taş al, benim taşımın yanına koy dedi. Hazreti Ebu Bekir de öyle yaptı. Ey Ömer, bir taş da sen al, Ebu Bekir'in taşının yanına koy buyurdu. Hazreti Ömer, Peygamberimizin dediği gibi yaptı. Ey Osman, sen de bir taş al, Ömer'in taşının yanına koy buyurdu. Hazreti Osman bir taş alıp Hazreti Ömer'in taşının yanına koydu. Peygamberimiz orada bulunan Müslümanlara dönerek herkes alacağı taşını şu çizgi üzerinde koymak istediği yere koysun buyurdu. Bunun üzerine yapı işine girişildi. Peygamberimizin gelişini Külsüm bin Hidim'in evine inişini ve Kuba Mescidi'nin kuruluşunu, yapılışını bizzat görenlerden Şemus binti Numan, efendim Kuba Mescidi yapılırken Peygamberimizin güçlükle kaldırabildiği ağır bir taşı veya kayayı kucağına aldığını, eshaptan birisinin varıp ya Resulallah, babam annem sana feda olsun, elindekini bana ver dediğini ve Peygamberimizin hayır sen de başkasını al diyerek
mescit yapılıp bitinceye kadar çalışmaktan geri durmadığını bildirmiştir. Kuba Mescidi yapılırken Abdullah bin Revaha mescitlerin inşasında çalışmaya koyulanlarla ayakta veya oturur iken Kur'an okuyanlar ve geceleri uyku ile geçirmeyenler felah buldular mealinde bir recez söylemekte Peygamberimiz de onun son kelimelerini tekrarlamakta idi. Kuba Mescidi'nin dıştan eni ve boyu 66'şar efendim tavan yüksekliği de 19 zira idi. Kulsüm bin Hidim'in evi Dari Fatıma'nın bulunduğu yerde, Sa'd bin Hayseme'nin evi de Mescid-i Ali'nin yerinde idi. Kuba Mescidi'nin imamı ve müezzini İbni Esir'e göre Hanzala bin Ebu Hanzala Kuba Mescidi'nin imamı idi. Cebele Peygamber aleyhissalatü vesselamın eshabından olan ve Kuba Mescidi'nin imamı bulunan Hanzaletül Ensari'nin arkasında namaz kıldım. Birinci rekatta Meryem suresini okudu ve secde ayetine gelince secde etti demiştir. Bu da Üstül Kabe'de kayda alınmıştır. Peygamberimizin Sa'd bin Aiz Sa'dül Karas onu Kuba Mescidi'ne müezzin tayin etti. Sa'dül Karas bu hizmette Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in halifeliği zamanına kadar kaldıktan sonra Bilal-i Habeşi'nin yerine Mescid-i Nebevi müezzinliğine nakledildi. Bu da İbni Abdülber'in İstiab adlı eserinde görülmektedir. Kuba Mescidi'nin tamiri muhtelif zamanlarda yapılması konusunda da Ömer bin Abdülaziz Peygamberimizin mescidi yenilenirken Kuba Mescidi'ni de yenileşti, genişletti, taşla ve kireçle yaptırdı. Mescidin içine taştan direkler diktirdi ve onları demirle pekiştirdi ve nakışlattı. Ona bir minare de yaptırdı. Mescidi saç ağacıyla tavanlattı ve ona kemerler yaptırdı. Mescidin ortasındaki meydanlığın üzerini açık bıraktırdı. Kuba Mescidi daha sonra Hicri 555'ten 881 yıllarına kadar bu yıllarda da vezirler, hükümdarlar tarafından tamir ve tecdit ettirildi. Hicri 950 yılında Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri hem minaresini hem tavanını yıktırıp Kuba Mescidi'ni yeniden yaptırdı. Ona hatipler, imamlar ve müezzinler tayin etti. Mescidin içine ve dışına
İstanbul'dan kandiller gönderdi. Hicri 1111'de Sultan Mustafa tarafından Kuba Mescidi'nin gerek duvarları gerek minaresi yıktırılarak yeniden yaptırıldı. Peygamberimizin devesinin çöktüğü yere dört direkli bir kubbe mescidin dışına da bir sebil ile kademhaneler yaptırıldı. Cemaatin en ihtiyacı karşılanmak üzere, su ihtiyacı karşılanmak üzere mescidin kumluğuna derin bir kuyu da kazdırıldı. Kuba Mescidi Hicri 1244 yılında Sultan Mahmud tarafından yıktırılıp yeniden yaptırıldı. Mihrap, kubbe, tak ve kuyu üzerindeki kitabeler de o zaman yazdırıldı. Eyüp Sabri Paşa, Mir'at-ı Medine adlı eserde bunlar zikredilmektedir. Evet sevgili ve muhterem efendiler, Kuba Mescidi'nin fazileti hakkında da Kuba Mescidi'nin fazileti ve orayı ziyaretin gerekliliği hakkında birçok haberler ve rivayetler vardır. Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescit Tövbe suresinin 108. ayetinde bu mescidin Kuba Mescidi olduğu da rivayet edilir. Kuba Mescidi'nde namaz kılmanın umre küçük hac yapmak gibi sevaplı olduğu, kılınacak namazın kılana bir umre sevabı kazandıracağı Peygamberimiz tarafından haber verilmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her cumartesi günü yaya veya binitli olarak gidip Kuba Mescidini ziyaret ederdi. Pazartesi günü gittiği de olurdu. Hazreti Ömer pazartesi ve perşembe günleri Kuba Mescidini ziyaret adet edinmişti. Eğer bu mescit etraf memleketlerden birisinde olsaydı, develere binip türlü zahmet ve meşakkatlara katlanarak onu ziyarete giderdik derdi. Evet sevgili dostlarımız, şimdi de Hazreti Ali'nin kerremallahu veçe Kuba'ya gelmesi konusuyla ilgili dersimiz, bir sonraki dersimiz de bununla inşallah başlayacaktır. Radiyallahu anh ve erdahü mecmain. Evet sevgili ve muhterem efendiler. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbahihi ve etrati ecmain. Elhamdüleke ya Rabbel alemin.